Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu mitingleri ve Gezi Parkı müdahalesi meclisinde ana gündemine oluşturdu. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce tomalardan kimyasal su sıkılmasını eleştirdi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay da Erdoğan'ın milliyetçi söylemlere sarılmasına dikkat çekti ve Öcalan'la yapılan pazarlıkların üstü örtülmeye çalışılıyor dedi. İşte faşist diktatörler yapar bunu ancak. Tarih Başbakanı Öcalan'ın yancısı Tomalı Erdoğan diye anacak. Mecliste gündem Erdoğan'ın hafta sonu mitingleri ve polisin Gezi Parkı müdahalesiydi. Basın toplantısı düzenleyen muhalefet temsilcileri Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi, polisin müdahalesini eleştirdi. Mecliste ilk olarak CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce basının karşısına çıktı. İnce polisin kimyasal sularla yaptığı müdahaleyi eleştirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu kimyasal Ali'ye benzetti. Türkiye'de bir insanlık suçu işlenmektedir. Revirlere müdahale yapılması, kapalı alanlara gaz sıkılması, evlere gaz atılması, otele insanların kıstırılması bunlar bir insanlık suçudur. Ve kimyasal maddeler kullanılmıştır. Saddam'ın kimyasal alisi vardı. Recep'in de kimyasal avnisi var artık. İnce Başbakan Erdoğan'a da yüklendi. Erdoğan'ın ülkeyi kutuplara ayırdığını ifade etti. Ve rüzgar eken AKP sonuçta fırtına biçtiğini, kasırga biçtiğini gördü. Beraber yaşama arzusunu ve ruhunu yok etmeye çalışan siyaset anlayışının sonuçlarını yaşıyor. Türkiye'ye yazık. Böyle bir başbakan bu topraklara böyle bir yönetici gelmedi. İnce'nin ardından kürsüde MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural vardı. Vural, Erdoğan'ın Öcalan'la yaptığı pazarlığı gizleme gayreti içinde olduğunu söyledi. Kimin kimle iş tuttuğu gayet açık ve nettir. Tarih Başbakanı Öcalan'ın yancısı Tomalı Erdoğan diye anacak. Vural Erdoğan'a Gezi Parkı'na müdahale emrini kim verdi diye sordu. Sabahın erken saatlerinde çadırlara yapılan sert müdahalenin talimatını verenler bugün bu tepkileri marjinal unsurlara teslim etmek isteyen tetikçi.